Tarih ve Gezi Sevdalıları, Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Karagöl Milli Tabiat Parkı'ndayız. Borçka'ya yaklaşık 27 kilometre mesafede değerli dostlar. Borçka'ya otobüslerle geldikten sonra minibüslerle buraya aktarım sağlanıyor. 27 kilometre yaklaşık 40-45 dakika virajlı yollardan, orman içlerinden güzel manzaralar eşliğinde kat edip buraya gelip otoparkta minibüsten iniyoruz. Ve bu Karagöl yasını da görerek orman içinden Karagöl'ün yanına geçiyoruz. Temiz havasıyla. Değerli dostlar, deniz seviyesinden yaklaşık 1460 metre yükseltisi var Karagöl'ün. Burası bir Heylanset Gölü konumunda. Bir yayladan toprağın kopup gelmesiyle oluşmuş olan bir göl. Ve burası saklı bir cennet gibi ifadesi kullanılıyor. Şimdi Karagöl'ün yanına doğru ilerliyoruz. Evet, orman içinden Karagöl'ün yanına doğru ilerleyişimiz devam ediyor. Gölün kenarına ihtiyaçlar için bazı binalar yapılmış. WC lavabolar, mescitler, restoranlar mevcut. Burada Karagöl Tabiat Parkı ile ilgili bir açıklama metni de var. 2002 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Borçka Karagöl, Artvinli Borçka ilçe sınırlarında yer almaktadır diyor. Borçka ilçe merkezine uzaklığı ortalama 25 kilometre, Artvin il merkezine 57 kilometre mesafede yer alıyor diyor. Ve Borçka Karagöl Parkı 368 hektar alana sahip, biri küçük diğeri büyük olmak üzere iki parçadan oluşan Karagöl toplamda yaklaşık 9 hektar alana sahiptir. Gölün suyu tatlı olup bir giderle dereye bağlanmaktadır diyor. Göl Heylan Gölü'dür ve 19. yüzyılın başlarında, yani 1800 yılların başlarında bugünkü Klaskur Aralık Yaylası'nın yakınlarındaki bir tepenin Heylan sonucu Klaskur Deresi'nin önünü kapatma sonucu oluşmuştur. Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Karagöl, çevresinde bulunan ağaçların yazın yeşilin değişik tonlarına bürünmesiyle oluşan ve göl yüzeyinde meydana gelen yansımayla dikkat çekmektedir. Sonbahar mevsiminde ise göl çevresinde yer alan yapraklı ağaçlar özellikle Ekim ayında renk değişimine uğrayarak sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünmesi. Burada bakın. Sonbahar renklerini görebilme imkanı var değerli dostlar. Sonbaharda tabii yaprakların dökülmesiyle ayrı bir güzellik oluşturuyor. Karagöl, yeşillikler içerisinde güzel bir göl. Borçka Karagöl Tabiat Parkı yolu sahip olduğu göl, dereler, şelaleler ve bitki örtüsüyle eşsiz manzaralar sunmaktadır. Yol boyunca küçük büyük birçok şelale yer almaktadır. Giriş bölümünden itibaren mevcut olan doğal taş parke döşeli yol bitki örtüsü eşiğinde eşsiz manzaralar sunmaktadır diyor. Buraya piknikçiler de geliyor tabii ki değerli dostlar. Burada ızgaralarını demiş duman duman gidiyor. Dağların üstündeki sisler var. Göl kenarında bazı iskelelerle manzara eşliğinde fotoğraf çekilebilme imkanı var. Yine göl kenarında kurulmuş olan kameralarda piknik yapanlar, oturanlar mevcut. Karagöl Tabiat Parkı. Gölün etrafında değerli dostlar tur atılabilme imkanı var. Yürüyüş parkuru var gölün etrafında. Yav he he yazmış bir tanesi de buraya. Burada güzel manzara da eşliğinde fotoğraflar çekiliyor insanlar. Gölde tatlı su balıkları var, sazan balıkları var değerli dostlar. Gölde balık avlamak yasak tabii ki. Balıklar da serbestçe geziyorlar. Balıkları görebiliyoruz. Evet, Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Karagöl Tabiat Parkı ile ilgili böyle bir kısa bilgilendirme yapmış olayım.